Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelin bu şekilde iki yaprak arasına yapılmış ve bu da sarı renkli olan arkadaşlar. Benim yaptığım modelim de şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın, ben de 4 kiprikli bir yaprak yaptım bu şekilde. Ve üzerine arkadaşlar o şekilde kolay yapılan papatya yaprakları diyelim. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Hem kolay hem de böyle arkadaşlar zarif olan modelleri beğeniyorsunuz. Yapımı kolay, görünüşü güzel olanlar daha çok hoşunuza gittiği için ben de bu modeli size çevireyim dedim. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Her zamanki gibi dülbentimizin dört kenarını tığ battı olarak hazırladık. 3 tane bu şekilde arkadaşlar ara suyumuz var. İğneden tığa çevireyim bu ara suyu da. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane zinciri çektim sıkı sıkı. Hemen tığ battımın içine, yandaki boş olan tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Dönüyorum. Bu çektiğim 2 zincirimin arasına girip sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 7 ve 8. Çevirdim hemen düz yüzüne. Boş olan yandaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar artma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi 1, 2, 2 zincirimi yandaki tığ battıya girdim. Bir tane tığ battı yaptım. 1, 2 zincir. Buraya 7 tane bu şekilde tığ battı mesafesi veriyorum. Her zaman arkadaşlar 4 tanesini ara suyum için, 3 tanesini de yapraklar için bu şekilde 7 tane tığ battı ara mesafesi veriyoruz ara suyundan sonra. Bu şekilde arkadaşlar şimdi yapımımıza devam edelim. 7 tane tığ battımızı yapalım. 2 oldu. 1, 2 zincir, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane tığ battı ara mesafesini verdik bu şekilde. Bir zincirle şöyle arkadaşlar ters yüzüne döndüm. Sık iğne ile hemen yanındaki tığ battımın içine girdim. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battının içine. Toplamda arkadaşlar yuvam için 3 tane tığ battı gitti. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şöyle düz yüzüne döndüm. Bir defa tığımın başını doladım. Bir tane de yuvamdan arkadaşlar ilmek aldım. Üçünü birden kapattım. Bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi trabzanımın arasına girdim. Bir tane kirpik yaptım. Yaprağımız kirpikli olacak arkadaşlar. Ve yuvaya girdim. Bir tane dibinde zincir çektim. Tekrar ana yuvaya 8 zincirli yuvaya da girdim. Oradan da bir tane ilmek aldım. 3, 2, 2. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Hemen ilk kapattığım yuvanın arasından bu şekilde giriyorum. Kapattım sık iğne ile. Dibine girdim. Bir zincir aldım. Bir tane ilmek çıkardım. 2. Sıradaki yuvama girdim. Dibinde bir zincir çektim. Bir tane ilmek çıkardım.
Yine ana yuvaya da girip bir tane dibinde zincir çekerek ilmek sayım 4 oldu arkadaşlar. 2 2 2. Evet. Şimdi arkadaşlar yine 5 zincir. Yine ilk ilmeğimin içine giriyorum. Kirpiğimi kapattım buraya bir. Aynı kirpiği kapattığım yuvadan bir zincir çekerek dibinde bir ilmek aldım. İkinci sıradaki yuvaya yani arkadaşlar girip bir ilmek çıkarıp dibinde zincir çektim. 4. Yuvadan 2 2 2 2. Bakın 4 oldu arkadaşlar. 5 olunca 4 olunca yani bu sonuncu sıramız şu şekilde yaprağı bitirmiş olacağız. 4 kirpiğimiz olacak şimdi. 5 zincir ve sonuncu kirpiği buraya kapattım. Bir zincirimi çektim. Sıradaki yuvaya sık iğne yaptım. Normal sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Sıradaki yuvanın içine girip bir zincirimi çekip sıradaki yuvanın içine giriyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle ana yuvaya girip yaprağımın işlemini bitirdim. Şöyle arkadaşlar hafif sağa doğru meyil veriyorum. Öbür yaprağım ve dalım için yer açtım. Şimdi dalımızı yapalım. 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2 2. Buraya ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir döndüm tekrar bir defa doladım. Aralıyorum. Bu şekilde 2 2. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 9 ve 10. 10 zincirle düz yüzüne dönüp hemen bunu arkadaşlar bu trabzanımın içine sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde. 2 zincirle bir alttaki trabzanı aralayarak bu şekilde aşağı iniyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar 8 zincirli büyük ana yuvaya da 2 zincirle indim. Bakın dalım bu şekilde hazır. Bu yaprağım bu şekilde benziyor arkadaşlar o yaptığımızla. İğne oyasından bence daha bile hoş oluyor bu modeller. Şimdi arkadaşlar bu yaprağın aynısını buraya yapayım. Fazla zaman gitmesin. Bu fil dişini, bülbül türküsünü yanına yine 3 tane konulacak aynısı gibi. Evet. Şimdi papatyamızın yapımında buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar yapraklarımız hazır bu şekilde. 10 zincirli yuvanın içine de sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitledim. Ve 5 tane zincir çekerek başlıyorum çiçeğimin yapımına. 5 zincirimi bu 10 zincirli yuvama sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sabitledim. Ve 3 tane de zincir çekiyorum. Döndüm şöyle ters tarafına. Hemen 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle tepesine sıkı sıkı bir zincir çekerek döndüm. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başını 5 defa doladım. Yine yeşil yuvaya girdim. 1. 1 ile başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 2, 2, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya genişçe bir trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar 5 defa dolamakla ancak iğne oyasındaki bu görüntüyü elde edebildik. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Buraya aldığı kadar sahte sık iğne yapacağım. Bakın zincirimin arasına bir ilmek aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten de geçiriyorum. Üzerine de bir zincir çekiyorum. Bu sahte sık iğne. Şunu biraz bol bırakın arkadaşlar. Şöyle ilmek alıp içinden geçin. Bu şekilde sık iğneyi rahat bir şekilde yaparız inşallah.
Aynı şekilde şöyle dolana kadar devam edeceğiz. Yaptıkça geri çekin, yaptıkça geri çekin. Şöyle yağlı bir görüntü, hepsi aynı seviyede sık iğne görüntüsü olsun arkadaşlar. Bunu aşağı yuvaya kadar tüm trabzanı dolduralım. Şöyle hızlı bir şekilde isterseniz sayalım. 5 oldu. 6 7 8 8 9 10 Bismillah tığımız 11 12 dibine bir zincir çekiyorum. Şöyle bolluğu verelim arkadaşlar. Ve yeşil yuvaya da girdim. Bakın yeşil ilmekten çıkıp Bismillah tığımızda ilmeği aldırmadı. Nazar diyelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın bir tanesini hazırladık. Böyle bundan aynı işlemle 4 tane yapacağız. Bir tane daha yapalım inşallah arkadaşlar. Şöyle 5 zincir. Dönüyorum. Tığımın yeşil yuvamın içine 5 zincirimi sabitledim. 2, 3 zincir. Döndüm arkadaşlar. Bu 5 zincirli yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Dibine şöyle bir zinciri kolay dönmek için sıkı sıkı yaptım. Şimdi döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Tığımın başını 5 defa doluyorum. Evet, 5 defa tığımın başını doladım. Yeşil yuvaya girdim. 1 2 2 2 2 2 2 Bakın şu görüntü olacak arkadaşlar. Şu bombililik olacak. Eğer bu görüntüden az bir bombililiğiniz varsa altı dolayın. Daha fazla dolayın ki bombililiğiniz bu şekilde olsun. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle dibinde dönerken bir zincir. Bu trabzanı yapınca bir zincir. Ve trabzanın arasından girdim. Bir tane ilmek aldım. Bu ilmeği tığımın içindeki ilmekten geçiriyorum. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Sahte sık iğne dediğimiz olayla arkadaşlar toplam demin 12 ya da 13 yapmıştık sanırsam. Aynı şekilde bakın aşağı doğru yeşil yuvaya kadar ineceğiz. Evet. Diğerlerini de ben yapayım arkadaşlar. Anlaşıldı. Aynı şekilde 12 tane sık iğne doldurup yeşile kadar girip aynısından 4 tane yapalım. Evet arkadaşlar 4'e tamamladım. Gördüğünüz gibi iğne oyasından inanın daha zarif ve daha güzel oldu. Şu ara suyunu da isterseniz arkadaşlar demin gösterdiğim gibi sade de yapabilirsiniz. Veya bu kirpiklerden de koyabilirsiniz. Bu da sizler için daha önce hazırladığım sarı rengimiz arkadaşlar. Bir boş bir tane kirpikli olarak bu şekilde 5 tane ara suyu koyabilirsiniz. Örnek amaçlı dediğim gibi olduğu için ben 3 tane koydum. Modelim bu. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zarif, çok da hoş oldu. Yine sizin seveceğiniz hem kolay, hem zarif, hem de gösterişli bir, hoş bir model oldu. İnanın iğneden daha bile güzel oldu bu model. Hem yaprağıyla, hem çiçeğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.